Sen ciddi misin Volkan? Süper bir haber bu. Evet. Nihayet aylardır süren çabalarımız boşa gitmeyecek. Tamam dostum. Yarın bomba gibi olalım, bitirelim şu işi. Simge'yi de arayıp haber verir misin? Sağ ol, hoşça kal. İyi bari. Amerika'dan Mr. Cotton geliyor ama. Nihayet oluyor galiba. Hani şu 10 ay beklediğin büyük iş mi? Evet Nana. Evet, evet, evet. Evet. Hoş geldin babacığım. Biz rahatsız etmeyelim o zaman. Çocuklar, şey Mr. Cotton geliyor Amerika'dan da ona seviniyoruz. Şu zengin adam mı? Ay! Evet. Bu iş olursa dileyin benden ne dilersiniz? Bilgisayar. Bana da istediğim o arazi motoru vardı ya, onu alırsın değil mi babacığım? Arazi motoru mu? Bunu bir düşünelim bence. Ya baba ya. Tamam tamam. Emre hadi. Nana. Bu mu? Bu mu? Bu. Yalnız bu takımının pantolonunu ütülemem gerek. Tamam. Ya Emre yanlış oynuyorsun. Hop sıra bende Emre, yapamazsın. Doğru ya. Buradaydı. İşte getirdim. Bu da hazır. Ne kadar hızlısın Nana. Hem de jilet gibi oldu. Alışkanlık işte. Yapa yapa alışıyor insan. En ufak bir eksiklik, en ufak bir hata olmamalı. Sana anlatmıştım ya. Amerika'da haftalarca bu adamı ikna etmek için uğraştım. Çocuklar, bu iş bir olsun. Çok rahat edeceğiz, çok. Ha Nana. Sen de dile benden ne dilersen. Bir dakika göstereceğim şimdi. İnanamıyorum sana Nana. Öğrenmeyi yap bakalım. Çocuklar biliyorsunuz değil mi? Bu Nana küçük becerikli bir cadı. Hadi bakalım geç oldu, siz de doğru odanıza. Ama oyun bitmedi daha. Hadi geç onu hadi. Hadi toplayalım. Peki. Anlamadım gitti ya. Kesin torpil geçiyorlar bu Nana'ya. Hep ben kötüyüm o iyi. Ben kötüyüm o iyi. Ben kötüyüm o iyi. İnanamıyorum ya. Bilmecenin yanıtı aşktı. Daha gerçek aşkını kanıtlamadan hemen sihir güçlerini geri verdiler. Ne ballı ya. Koskoca İlayda'yı bile hop yok ediverdi. Hep dört ayağının üstüne düşüyor. Kedi gibi ya. Kedi mi? Ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Nasıl bir oyuncakmış bu? Hep dört ayağın üstüne düşüyor. Demek dört ayak üzerine düşüyor. Hep dört ayak, hep dört ayak. Merak etme, onunla işim bitmedi. Hiç de bitmeyecek. İşte bu kadar. İlayda'dan iyi ki sihir kitabını yürütmüşüm. Evet, önce şu kitabı gizlediğimiz yerden bir çıkaralım. İlayda'nın sihir kitabını anlamak için de dahi olmak gerekiyor. Nerede bu kediye çevirme iksirinin formülü? Çizmesinin tozu. Ilık cimbik içinde karıştırılır. İçine de iki adet kedi tüyü konur. Hiç de zor değilmiş. Şıp diye yaparım ben bunu. Şıp diye.
bile bozamaz. Kılık çipi. Sabah kafam çok karışık olacak. Bu dosyayı bana unutturma, olur mu? Tamam, sen oraya bırak, ben hatırlatırım. Ama sakın unutturma. Bu dosya çok önemli benim için. Güven bana. Çok güzel. İnanamıyorum. Of, yine mi kediye dönüştüm? Eyvah, Hakan geliyor şimdi, yandım işte. Ha Nana, kahverengi kemerim. Nana? Evet benim. Yağmurun kedisini vermemişler miydi ya? Bilmiyorum sen gerçekleri. Yine nereden çıktı bu kedi ya? Hem bakamıyorlar hem de eve alıyorlar. Böyle yapıyorlar hep. Ne biçim tutuyorsun Hakan? Canımı acıtıyorsun. En iyisi hiç görmesin. Hadi kedicik. Ay, atma beni. Nereden geldiysen doğru oraya. Nana. Nana. Efendim baba. Nana yukarıda mı? Yoo. Nereye kayboldu bu kız? Nereye kayboldu? Ya ben neden yine kediye dönüşüyorum? E şimdi mutfaktaydı. Nereye kayboldu bu kız? Ne yapacağım? Nana? Ne işin var senin dışarıda? Ne ara çıktın? Çöpü çıkardım. Sonra kapı kapandı herhalde. Dışarıda kaldım. Ha. Kediyi çıkartmıştım. O... Nana, o kediyi niye eve aldınız yine? Hayvancağıza da yazık. Hani asıl sahibine göndermiştiniz? Gönderdik. Gönderdik ama arada bir geliyor. Yağmur üzülmesin diye de içeri alıyorum. Neyse, ben bunu bırakayım, yatayım. İyi geceler. İyi geceler. Yalancı. Bakalım yine dört ayağının üzerine düşebilecek misin nanacık? Ne diyorsun Nana? Ama hani o kedi sihrini sadece İlayda yapabiliyordu? İlayda yok oldu değil mi? O zaman bu imkansız. Ay kızım, yine mi ikide bir kediye dönüşeceksin? Geçen sefer yakalanmamıza ramak kalmıştı valla. Of biliyorum. Hani İlayda'nın yok olduğunu gözlerimle görmesem o yaptı diyeceğim ama. Ben en iyisi Kulina'ya gideyim. Bakayım o ne diyecek. Hadi. Çocuklar, ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Yakalandım galiba. Baba, kedim geri geldi de ona bağırıyoruz. Yani kapıdan kovuyoruz, bacadan giriyor ya. Ama asıl sahibi sonra çocuklara siz alıyorsunuz benim kedimi diye çıkışıyor evladım. Ya. En iyisi biz bunu balkondan aşağı bırakıverelim. Hadi ver, ver şunu. Sakın Hakan, sakın! Sakın Hakan! Ay, ay kaçmalıyım, kaçmalıyım. Of. Nereye kaçtı bu kedi? Ya baba tamam, biz buluruz. Bulun ve dışarı bırakın. Sahibinin evini bulurum. Sonra milletle beni papaz etmeyin. Tamam babacığım. Sen hiç merak etme. Bu Nana nerede? Yine nereye kayboldu? Ya babacığım, hadi sen yat istersen. Bugün çok yorgun olacaksın. Dinlen biraz. Hayır anlamıyorum. Her şey süper gidiyor. Ortada bir sorun yok. Evin içine hop yok oluyor. Anlamadım ki. Aynı şu kedi gibi. Bir var, bir yok. Heh, o kediyi de bulup hemen dışarı. Peki babacığım. Pisici. Pisi, mama, pisi, pisi. Neredesin? Mama. Pisi. Mama. Mama, mama neredesin? Pisi, pisi. Pisi. Mama. Mama. Neredesin? Mama. Ha?
Babam çok kızdı. Ay biliyorum. Yattı değil mi? Evet. Bakın benim hemen kulineye gitmem gerek. Hadi siz de yatın. Babanız uyanmasın. Tamam mı? Hadi. Ne yapacağız? Yine başladı. Ya bir de şöyle düşün. Hiç monoton bir yaşantımız yok. Hadi hadi. Hazır o kulinanın yanındayken küçük bir oyun. Küçücük be. Şimdi bakalım kulineye neler yumurtlayacak. Çilekli süte. Buyurun. Kime bakmıştınız? Aa, 155 senelik güzel karını tanımadın mı ayol? Semena. İhtiyar kavun kafalı. O benden önceki karındı. Ayrıca onunla 155 sene değil 70 sene evli kalmıştın. Hem de benim kadar güzel değildi. Şuşu. Yeter artık, yeter. Gelmeyeceğim diyorum. Ben burada yaşamaktan mutluyum. Hayır. Hani biz arkadaştık? Ne arkadaşı canım? O lafın gelişi. Bal gibi eski kocansın benim. Robinson Crusoe gibi burada mı yaşayacaksın? Evet. Ben kişilerimle mutluyum. Ne var? Ama sonra canımın içi. Ben sensiz yapamam dersen almam seni periler ülkesine. Almasan alma. İnatçı keçi ne olacak? Aa, Kirkon amca, Şuşu yenge ne yapıyorsunuz? Aa! Sen sakın bu işe karışma Kulina. Evet, karışma da şunun hakkından bir geleyim. Durun bir dakika, kavganın sırası değil şimdi. Çok büyük bir sorunumuz var. Galiba İlayda geri döndü. Ne? Evet. Hadi Kirkon amca, tek umudum sensin. Bir şey söyle ne olur. Evrem, ısı ölçerine bakıyorum ama bir değişiklik yok aslında. Evet. İlayda canlanmış olsa ısı düşerdi. Soğuk ya. Ne bileyim. Belki de anlamsız yere kuruntu yapıyorum. Ama Nana'nın durduk yere yeniden kediye dönüşmesi, sonra oyuncaklar dünyasındaki ağacın donması. Tüm bunlar çok tuhaf. Sen de haklısın. Başımız yine dertte desene. İşin kötüsü, bu kez nerede olduğunu da göremiyorum. Lütfen Kirkon amca, bul onu lütfen. Şuşu yengen rahat verse, bulacağım ama. Ay güleyim bari, sanki elini kolunu bağlayan var. Yok! İlayda'dan hiçbir iz yok! Doğru dürüst bakmazsan göremezsin tabii. Sen kendi işine bak asıl. Kedi iksirinin formülünü bulabildin sanki. Hayret! Burada çalışıyorum. Senin gibi dalga geçmiyorum. Kim dalga geçiyor? Ay Şuşu yenge! Elimizden geleni yapıyoruz herhalde. Saksı gibi durmuyoruz. Senin yaptığın gibi. Saksı mı? Görürsün sen saksıyı. Ay durun, yeter ama artık, kavga etmeyin. Bunu sen istedin. Al ay bakalım. Şuşu yenge. Yapma. Kadın, kadın ne yaptığını sanıyorsun sen? Layığını buldun saksı kafa. Hemen beni düzelt. Yoksa çok fena olur. Hayret. Ne yaparmışsın? Ay ne olur, yeter ama çok ayıp. Görürsün sen. Ay.
Hep bunu yapmak istemiştim. Başımızda bunca dert varken bu olanlara inanamıyorum. Hayret! Çok ayıp oldu ki kulağınca. Şoker'i benzetmeye. O halde Nana'ya bunu ben vereyim bari. Hem biraz dünya havası alırım. Buranın havası çok sıkıcı. Geç kaldın. Git gez de havalan bakalım. Hayret! Amma havalı kız ya. Bence de. Bulutlarım çok güzelmiş. Sizin grubunuza girdiğimde benim de bunlardan olacak mı? Tabii ki. Bize bakıyorlar. İki çift marka ayakkabım var dedin değil mi? Evet, işte biri de bu. Bu mu? Nereden aldın kızım bunu? Annem çarşıdan almış. Pazardan almış olmayasın. Çakma kızım bu ayakkabılar, saf mısın sen? Bakayım şu saate. Aa, bu da çakma ayol. Sana bundan sonra çakma figen diyeceğiz. Nasıl ayakkabı ama? İnsanların kıyafetleriyle alay etmiyor, utanmıyor musunuz? Sen ne kızım, sen onun avukatı mısın? Bu yaptığınız hiç hoş değil. Herkes sizin gibi marka delisi olmak zorunda mı? Ne diyorsun sen be? Marka delisi olmadığın belli zaten. Üstün başında külüyor. Nereden o ayakkabılar? Bitmez arından mı? Asıl bunun her şeyi çakma be. Terbiyesizliğin lüzumu yok. Kes artık kızım, fena yaparım bak. Ne yapar mısın çakma kül kedisi? Biliyorum. Ya ne yapsın sanıyorsun sen? Ayağını denk al. Diğer kızlarla aramıza girme, tamam mı? Ayrıca Selim'den de uzak duracaksın. O benim erkek arkadaşım. Duydun mu? Duydun mu diyorum sana? Duydum sahte kül kedisi. Yok, benim bu kızdan acilen kurtulmam gerek. Acilen. İyi ama nasıl? Okuldan attır. Durduk yere neden okuldan atılsın ki? Durduk
kere değil. Ama eğer çok büyük bir suç işlerse... Nasıl bir suç? Kızlar, benim ayakkabılarım çakma değil. İsterseniz bakabilirsiniz. Özgeciğim çok şanslısın. Tatlı kızlara katılabilmen için sana tarihi bir fırsat vereceğim. Aklından neler geçiriyorsun? Dur bir dakika. Özge, bizim grubumuza girebilmen için sana bir sadakat testi uygulamamız gerekiyor. Sadakat testi mi? Her koşulda sorgusuz sualsiz bizimle olduğunu kanıtlayacak bir test. Dediğimi yapacak mısın? Evet, ne dersiniz yapacağım. Yeter ki beni de grubunuza alın. Bak şimdi, beni iyi dinle. Umarım artık söz verdikleri gibi beni de gruplarına alırlar. Özge, ne arıyorsun sen bu sınıfta? Hiç. Zeynep kitabımı götür demişti de onu getirdim. Yok! Yok işte! Hanginiz aldıysa çabuk söylesin. Dur şekerim, buluruz şimdi. Ne oluyor ya? Petek müzik çalarını kaybetmiş. Kaybetmedim, çantamdaydı. Biri resmen çalmış. Okula müzik çalar getirmek yasak. Sen de getirmeseydin kaybolmazdı canım. Öyle mi canım? Şimdi senin o çok bilmiş ağzını... Sinirlenme Petek, dur bir dakika. Hemen istiyorum, kim aldıysa çıkarsın. Petek, bu yaptığın çok ağır bir suçlama yalnız. Hepimiz hırsız yerine koyuyorsun. Kanatlanıp uçmadı ya, biri aldı işte. Yani. Ne oluyor burada? Bu ne gürültü? Birazdan öğretmeniniz gelecek. Neden hala oturulmuyor? Teyze ya. Şey, müdüre hanım. Müzik çalarımı çalmışlar. Geçen sene doğum gününde aldığın müzik çalar mı? Evet ya. Çocuklar, Pete'in müzik çalarını gören var mı? Yok. Demek yok. O halde hepinizden çantalarınızı açmanızı rica edeceğim. Yok artık. Eğer siz almadıysanız korkmanıza gerek yok. Hadi 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 hadi. Hadi. Açın bakalım. İşte buradaymış. Hırsız, ne olacak? Hırsız. Hırsız. Ama ben... Bunu buraya kim koymuş? Müdür hanım, sanırım bu işte bir yanlışlık var. Zeynep bunu yapacak bir çocuk değil. Gözüme mi inanacağım, sözüne mi? Gel benimle. Ama öğretmenim, yemin ederim ki ben çalmam. Gel, gel dedim. Yürü. Ağlayıp durma kızım. Derdini disiplin kuruluna anlatırsın. Ama öğretmenim, yemin ederim ki ben almadım. Senin çantandan çıktı ama. Peki hala müzik çaları biri oraya koymuş olabilir müdür hanım? Hayal gücünüz pek geniş. Kim böyle bir şey yapsın ki? Hem sizin derste olmanız gerekmiyor mu Mime hanım? Bu konuyu dersten daha önemli bulduğum için buradayım. Burada bir gencin suçsuz yere adının lekelenmesinden söz ediyoruz. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz? O yapmadı. Bunu kanıtlamam için disiplin kuruluna gitmeden önce bana biraz zaman verin. Ben bugün yazımı yazarım. Yarın da doğru disiplin kuruluna gider ifadesini veririm. Ben anlamam. Bu çok önemli bir suç. Ama ben çalmadım, yemin ederim. Ben hırsız değilim. Mimi babam bunu duyarsa çok üzülür. Ağlama tatlım, sana inanıyorum. Ağlama. Bakalım çocukları başımıza daha ne kadar çıkartacaksınız. Rica ederim dersinize girin. Sen de küçük hırsız. Yarın disiplin kurulu artık seni okuldan mı atar, yoksa uzaklaştırma mı verir, göreceğiz bakalım. Siz eğitimci falan değil, siz... Evet. Siz bir... Ben sana kapı çarpmak neymiş göstereceğim. Sarı sıçan. Zeynep abla, ağlama. Olanları duyduk. Çok üzüldük. Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Ağlama lütfen. Sana inanıyorum. Şu Selim'in kuzenleri de sürekli Zeynep'in yanında. Umurumda değil. Nasılsa bu okuldaki son gün olacak. Tamam, ağlama. Aferin Mahmutcuk. Çok iyiydin. Yarın sana bu monttan alıp arkasına da yazıyı yazdıracağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. Şimdi git bize birer tost al. Giderken de şu salak Zeynep'in çocuklara ne anlattığını bir dinle bakalım. Peki.
Ağlama. Sakar ne olacak? Baksanıza nasıl da düştü. Bir şey yok değil mi? Bir de gruba girmeye çalışıyor. Daha yürümeyi bilmiyor be. Hadi canım tay tay. Bir şeyin olmadığına emin misin? İyiyim ben. Bir şeyim yok. Peki. Alo? Efendim Vecdi Bey. Tamam o zaman şantiye işini yarına bırakalım. Evet. Bizim de bugün zaten önemli bir toplantımız olacak. Buyurun dinliyorum. Ah Hakan'cığım. Nana çok tatlı bir kedi oldu. Tamam Vecdi Bey. Neden onu tam zamanda yakalayıp peki, aşkının nasıl bir cadı olduğunu öğrenmiyorsun ha? Anladım. Uygun bir günde bu elden dosya geçirelim. Çok mu önemliydi senin bu için? Yazık ama. Hı-hı. Bak uçtu gitti. Üzülme. Kedi kız sana getirir. Belki sırrı bu arada açığa çıkar ha. Ne dersin? Tamam. Görüşmek üzere Vecdi Bey. Sağ olun. Teşekkürler. Bu dosyayı sabah Hakan'a vermemiş miydim ben? Ne arıyor burada? Bu başka dosya mı acaba? Üf, aman. Her yer kağıt dosya dolu. Üf. Nerede kaldın Volkan? Mimar Çağan Bey'e uğrayıp çizimleri alacaktım ya. Tamam, tamam. Tamam Hakan, biraz rahatla canım. Hı. İnan bana her şey yolunda gidecek. Dosya. 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 Dosyayı %100 aldığıma eminim ya. Olamaz, dosya yok. Ya tamam sakin ol. Evde unutmuş olmayasın. Alo Nana. Sabah sen bana bir dosya vermemiş miydin? Nasıl yani? Orada mı unutmuşum? Evet mavi dosya. Nana o dosya çok önemli. Hemen buraya getirebilir misin? Tamam. Tamam. Getiriyor. Kızcağız da bizim kuryemiz gibi çalışıyor vallahi. Çalışsın işini. Nasıl gelir? Şunu oraya koy. Tamam. İşleri karıştırıp Nana'yı bir çıkmazın içine sokayım da görsün gününü. Merhaba. Mr. Katın. Evet benim. Merhaba. Görür görmez Nana'ya aşık olacaktın. Lav, Nana. Beni kızı. Birden karşımda belirdiniz. My angel. Deli mi be? Bu big love. Bu aşk büyük aşk. Kesin keçileri kaçırmış bu adam. Bırakır mısın? Bırakır mısınız bir? Bırakır mısınız? Ya big love. Oh Mr. Cotton. Buyurun, buyurun. Welcome, welcome. Please come on. Buyurun, buyurun. Here. Buyurun, buyurun. Nana. Nana getirdin mi? Hı-hı, getirdim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Buyurun efendim, buyurun. Şöyle otur. Aa, Nana. Nana? Nereye kayboldu birdenbire? Buyurun efendim, siz rahatsız olmayın lütfen. Siz rahatsız olmayın. Oturun. Bakın Mr. Katın. Burada görmüş olduğunuz kompleksten ayrı olarak bir de bu. Ne güzel bir isim. Peki nereye kayboldu öyle bir de? Bilmem.
Dosyayı verip gitti işte. Gitmiş olmalı. Bakın, burada bahsettiğim konuyla ilgili... Evli mi? Is she married? Çocukların bakıcısı o. Ev işlerini falan yapıyor işte. Bakın Mr. Cotton. Buraya da bir park düşünüyoruz. O halde evli mi, değil mi? Değil efendim. Değil. Good, good. Beğendiniz mi Mr. Cotton? Bakın good. Good, burası okay. Da çok good. Evet. Gözleri nasıl dersiniz? Green, yeşil, yeşil. Çok güzel, çok. Aa, Mr. Cotton, bakın benim gözlerim de yosun yeşili. Ha? Pardon? Gel. Ne yapıyorsun? Hadi, hadi bitirelim şu işi. Hemen çıkacağım. Tamam, tabii. Bir işim var. Tabii, son bir anlatacağım şey var. Hemen, evet. Onu da ben izninizle anlatmak istiyorum. Şöyle ki, şimdi... Böyle... Biri daha geldi. Biri daha geldi. Bağırdı. Fırtınalar yaptı. Uzun. Uzun saçları var. Saçlarıyla isterse dört kişiyi bile esir alabilir. Hele dişleri yere kadar sarkıyor. Buzdan ve de kocaman. Yakaladığını. Bir lokmanı yutuveriyor. Ama Kulina onun eriyip yok olduğunu söylemişti. Evet. Nana kendi sihir güçlerini feda ederek onu yok yok etmemiş miydi? Yok. Olmamış işte. Nana'ya mı inanıyorsunuz? Yoksa aylarca onun yanında yaşamak zorunda kalan bana mı? Hem kadın buzdan. Nasıl yok olup söyler misin? Tamam. Erimiş olabilir. Ama soğuk bir yerde yeniden vücut bulmuş olamaz mı? Doğru söylüyor. Bu mümkün. Gerçekten mi? Peki. Bize bir şey yapar mı? Daha önce burayı doldurmadı mı? Tabii ki yapar. Çok ama çok acımasız biri. Onun elindeyken neler çektiğimi mi bilseniz? İlaç'ın sesi en soğuk buzullardan bile daha soğuktur. Salcı bülbesiyle kanınızı doldurmaya yeter. İlaç'ın bembeyaz bir elbisesi var. Bu uzun. Ama bu elbisenin altında bir canavar var. Hem de acımasız bir canavar. Öyle güçlü ki bir anda hepimizi yeryüzünden silivecek kadar. Şimdi ben anneannemin yanına gitmek istiyorum. İzninizle. Bana gerek kalmadı. Yer fıstığı o kadar güzel anlattı ki ben şimdi rahatça işime bakabilirim. Ay gerçekten çok eğlenceli. Kocaman yatıyor. İyisi kaçmak. Ne yapacağım? Hemen bir yer yok. Elimizde saklanmalıyız arkadaşlar. Evet, hemen kürtüye geliriz. Ay, çok korkuyorum. Neyse. İlaç. Hocam. Gönül için ilerle gülüyor. İntikamım korkunç olacak. Hepinizi donduracağım. Sen ne dediğinin farkında mısın Gorfo? Ne demek İlay'dı burada? Yemin ederim kendi gözlerimle gördüm. Tüm oyuncaklar da oradaydı. Hepimizi tehdit etti. Anne! Korkma bebeğim, sana hiçbir şey yapamaz. Kulina, ne yapacağız? Kulina! Dur! Kulina! İlla bir
yapacaksın ama. Biliyorum, biliyorum. Ne yapacağız? Ben çok tırsıyorum. Ay dur. İyi ki buradasın. Bu çok önemli. Hakan'ın ofisindeki tabloyu düzeltmen gerek. Nana, inan bana. Çok daha önemli bir durum var. İlay da burada. İyi de nasıl olur? Onun yok olduğunu gözlerimle gördüm. Biraz önce bahçede hepimiz gördük Nana. Evet evet. Demek ki başaramamışsın. Saçmalama. Nana, senin burada olman çok tehlikeli. Lütfen dünyaya dön ve oradaki sorunları hallet. Bana izin ver. Ben de buradaki işleri halledeyim. Evet Nana. Oyuncaklar dünyasının geleceği söz konusu. Bu kadar bencil olma. Korkma. Gorfo. Tam olarak nerede gördün? Göster bana. Gelin benimle. Tamam tamam. Hadi 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 gel. Gel gel hadi. Olamaz. Umarım gerçekten İlayda değildir. Beni çağırtmışsın Gulina. Evet Şoker. Şu İlayda hakkında konuşacaktım. Onu bir daha gören olmadı değil mi? İşte gündüz gördük ya. Burada bize en fazla yardım edebilecek kişi sensin Şoker. Sen onu çok iyi tanıyorsun. Mesela Nana'ya kedi olma sihrini nasıl yaptığını biliyor musun? Gulina, onun yöntemleri çok farklı. Bizimki gibi değil. Bir şey yapması için iksire falan ihtiyacı olmuyordu. Düşünmesi yetiyordu. Çok güçlü, çok. Peki, gerçekten bahçede gördüğünüzün olduğuna emin misin? Bu bana çok mümkün görünmüyor çünkü. Benim burnumun dibindeydi. O suratı nerede olsa tanırım Kulina. Çok tırsıyorum. Ay tırsma yani, korkma. Bakın anne, şuna bak. Zindana kapatmışlar. Kulina! Ne oluyor? Az önce İlayda'nın hırıltılı korkutuyordu. İlayda'yı mavi ormanın girişinde görmüşler Kulina. Arkadaşlar, onu çok iyi tanıyorum. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmaz. Bence en zayıf zamanımızı bekliyordur. Birden daha. Şoker, kapa çeneni. Korkutma arkadaşlarını. Ama gerçek bu. Doğru söylüyor. O çok sesli ve kötü biri. Geliyor. Dur, Bilgin dur. Korkuyorum. Yok, gelmiyor. Buzdan kule yapacağım. Hepinizden buzdolabı yapacağım. A sınıfı buzdolabı yapacağım. Dondurma yapacağım. Çilekli dondurmalar yapacağım. Hepinize oyuncak dondurmalar yapacağım. Hepinizi donduracağım. Şoker! Şoker tabii. Şuna bak. İlayda Şoker'miş. Kafa. Ne olacak? Baksana Şoker'miş. O olsun sana. Al sana. Şoker. İyi günler. İyi günler. Sırkatım güvenilir bir kasa kiraladı. Tabloyu almam istedi. Alamazsınız. Alamazsınız. Niye? Alamazsınız çünkü... Çünkü... Evde. Evde. Evde mi?
Hangi evde? Evde. Hangi evde? Ben eve götürüp evdeki kasama yerleştirdim. Güvenli olsun diye. Yarın kendi ellerimle Mısır Katı'na getiririm. Getirir. Peki o halde. İyi günler. Mısır Katı'na saygılarımızı iletelim. Teşekkürler. Yine gelin, yine bekleriz. Güle güle. Hoşçakalın. Neden yarın dedin? Ya ne deseydin? Çıkabilir miyim? Çık! Gerçekten bir sanat eseri. Florence di... Kahverengi. Yürü Volkan, eve gidiyoruz. Eve mi? Hangi eve? Hangi eve olacak? Benim eve gidiyoruz. Tabloyu götüreceğiz. Sen çantamı alır mısın? Hayda. Ne oluyor ya? Dur bir dakika. Neler oluyor anlamadım ki. Mısır Katın telefon açtı. Hmm. Akşam bize gelip tabloyu alacakmış. Tabloyu bu haliyle mi teslim edeceksiniz? Hiçbir şey sorma Simge, bilmiyorum. Yürü Volkan, gidelim hadi. Ne yapacağız? Ressam da bir işe yaramadı. Sorma ya, ne gıcık adam. Aman. Tabloyu nereye koydunuz? Orada işte. Üstünü örttük. Geliverir belki. Ne diyeceğiz bilmiyorum. Elimden bir şey gelmediği için üzgünüm. Senin elinden en iyi gelen şey bir şeyler için söz verip ortadan kaybolmak. Kırdın ya kızı. Ama Volkan hep böyle yapıyor ya. Hadi ben kaçtım. Simge okuldaymış. Mr. Cut'ın belki önce büroya gelir. Bakalım ne yapacağız. Hadi Alex. Of, kesin Hakan artık her şeyi anlayacak. Of, çok feci köşeye sıkıştım. Nana. Aa. Şuşu yenge, senin ne işin var burada? Sessiz ol. Şuşu yenge, Hakan seni görmeden hemen buradan gitmelisin. Yatıya gelmedim herhalde. İksiri getirdim. Artık ikide bir de kedi olmaktan kurtulacaksın. Yavaş yavaş, bağırma. Ay sahi mi? Canım benim ya. Hadi. Şu iksiri döktüm, her şey yarın olacak. Şuşu yenge dök. Nana. Eyvah. Nana, Nana. Mısır Katın yemeğe kal. Siz de kimsiniz? Nana'nın yengesiyim. Yemeğe misafir varmış galiba. Yardıma çağırdı da. Nana nerede? Şey, kedi otu almaya gitti. Ne? Şuşu yenge alemsin. Yani çok güzel salatası oluyor da o yüzden. İyi ama siz içeri nasıl girdiniz? Kapısı açıktı. Ben de sütünü verdim işte. Aa, ama beni rahat bırakın da şu yemeği hazırlayayım canım. Tamam. Sonra da geldiğim gibi sessizce giderim o kapıdan. Nana. Nana çıkabilirsin. Geldim. Hadi şu yenge hadi. Tamam. Hadi ben kaçtım. Bu arada Hakan da çok yakışıklı. Nana, yengen gitti mi? Evet, bana yardıma gelmişti, gitti. Ben yengen olduğunu bilmiyordum. Hakkımda bilmediğin başka şeyler de var. Ne demek şimdi bu? Hiç, ikide bir de ortadan yok oluyorum ya. Hani söz verip hiçbir şey yapmıyorum ya. Nana, lütfen böyle yapma. Nana, lütfen. Üf.
Yemek gerçekten harikaydı. Bayılıyorum Türk mutfağına. Afiyet olsun. Bir şey var söylemek istediğim. Aslında bizim de size söylemek istediğimiz çok önemli bir şey var. Benimki önemli. Onun için siz söyleyin. Şey, tablo. Artık bunu size göstermek durumundayız. Tabloyu istemiyorum. Onu Nana'ya vermek istiyorum. Düğün hediyesi olarak. Ne? 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 Please. Lütfen benimle evlenin. Siz neler diyorsunuz? Bence iyi bir teklif Nana. Düşünmeden hayır deme. Ya evet Nana. Başına devlet kuşu kondu. Kabul et. Evet, evet, evet. Evet cevabınız beni very mutlu insan yapacak. Bakın ben hayır demek zorundayım. Çünkü kalbim bir başkasına ait. Bu arada... Aslında tablo kalsaydı. Hayır. Onu anneniz için almıştınız. O annenizde kalmalı. Ancak... Alın ve... Annenize götürün. Aa! Nana? Nana? Bu kız kesinlikle bir sihirbaz. Bence de. Kalbinizin ait olduğu adam çok şanslı. Evet ama o bunun farkında değil.